Ya gole bakar. Beşiktaş golü böyle sığdırabilirse 15-20 dakikaya net üçlü dörtlü bir skorla çıkabilir diye düşünüyorum. Bu temenni gibi algılanmasın. Maçları da takip ediyorum ben. Erzurum'un düşme adayı. Son Gençlerbirliği maçını da izledim Ergin. Yani zor. Yılmaz Hoca ile de o bayağı teknik direktör değişikliği yapıldı çünkü işte. Mesut Bakkalara da geldi, biraz kıpırdadılar. Tabii. Kadro kalitesi Ergin güzel özetledi. 2 sene önce nispeten hakem kararlarıyla düştü. İki Akhisar maçında var. Doğru düzgün müdahalede bulunsa Erzurum kümede kalıyordu. Hamza Hoca hatta geldikten sonra bayağı puan topladı ama yetmedi, öyle söyleyelim. Bu sezon özelinde de bir Novikovas sezon başı iyi bir transferdi ama hani kadro kalitesi sıkıntılı. Sinem en iyi oyuncusu. Gözü hoş gelen Emrah Başsan. Fenerbahçe maçını hatırlıyorum. Erzurum'da 3-0. Emran kaptırdı toplar yine. Bireysel hata. Son Gençlerbirliği maçı Atıf 2 penaltı kaçırdı. En sonda bir uzun top Da Costa'nın golüyle bir Can abiyle beraberlik. Orada Gençlerbirliği'nin 3 puan alması avantajındaydı. Ben Erzurum'a çok güvenmiyorum açıkçası. O yüzden Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yoksa artık her maç zor ama Erzurum'un o reaksiyonunu bana çok hani nasıl diyeyim, ben şaşırırım öyle söyleyeyim. Erzurum bu maçtan sonra. Erzurum puan kazanırsa. Cenk de çok vakitli döndü. Aslında daha erken dönse de mesela Kasımpaşa maçında o hastalık hadisesi olmasa daha başka bir yere giderdi maç. Bir de bir şanssızlık yaşadı gerçekten yaşadı. Cenk ama yani. Sakatlık üstü hastalık. Evet. Yorucu bir süreç o yani. Bir anda eski haline, formuna ulaşmak zor. Ona rağmen Alanya Spor maçında golünü attı. Şimdi kendisi için yorucu bir süreç. Hastalık ve sakatlık psikolojik olarak da yorucu bir süreç. Çünkü büyük beklentilerle gelmişsiniz buraya. Hatta ben Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim dedi havaalanında. Çok hoşuna, slogan cümlesi yani. Çok hoşuna gitti Beşiktaşların. Ama kendisi yorulduğu gibi mesela dışarıda bunun hastalık ve sakatlığı çok bağımsız olarak şeyler de yoruldu. Beşiktaş taraftarlar da Cenk sürecinden yorulma aşamasına gelmişti. Çünkü çok büyük bir beklenti vardı. Beklenti ve dediler ki şimdi Mustafa Muhammed geldi, devre arası pat pat atıyor işte adamlar, Osayi, Salayi, devre arası transferleri faydalanıyor insanlar. Bakasetas orada bir... Şimdi sen tek transfer yapmışsın. Hani Bilal Sonra'nın çocuğu 17 yaşında, sen Sonra'ları oynayacaksın. Bir tek transfer yapmışsın. Lazım da çünkü şampiyonluk yarışı veriyorsun. Kadro belli, kulübeden gelen adamlar belli. Artık ya ah Cenk hadi artık denilen noktada tam zamanlı geldi. Golünü attı ve bugün mesela Abubakar'ın yokluğu büyük strese sokar Beşiktaşlıları. Çünkü o kadar kritik bölgede oynuyor ki. Tabii. Yani. Bir de geçmiş sakatlık hikayesi var ya, milli takımdan bir haber geliyor. Böyle herkesin yüreği pırpır, Allah korusun moduna giriyor. Şimdi Cenk'in o dönüşü, o gelişi, o rahatlığı verdi Beşiktaş'a. Bu da önemli. Şimdi Cenk ve Abubakar gibi oyuncunuz varsa, mesela önümüzdeki sezona da diyelim ki Cenk Beşiktaş'ta kaldı. Hani öyle bir şey olmayacak da, velev ki öyle girdiniz sezona Abubakar Cenk. Çok büyük rahatlık. Daha Şenol Hoca döneminden hatırlayın. Çünkü ikisi de gerek Larin'in bugün kullanıldığı gibi kanattan, gerek ileri uçta oynamaları. Yani o yüzden Cenk tam zamanlı döndü. Bu haftayı da kotarırsa Cenk artık Beşiktaş'taki ikinci gelişinin misyonunu tamamlamış olur yani. Bugünkü maça da mesela 3 puan yazdıracak golü ya da golleri atarsa. Ki ihtimali de yüksek gibi görünüyor. Cenk transferi zaten ben Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u düşünmedik. Fenerbahçe'nin hücum hattında yaşadığı sorunlar ortada. Abubakar'a bence bir parantez açmak gerek. Sezonun oyuncusu. Ki benim çok ciddi şüphelerim vardı Sinem. Herkesin vardı tabii, ki herkes. Sözleşmeyi onun üstüne tabii, ya, şüpheler üzerine ya, yaptılar. Benim yani. Bu arada en beğendiğim profil oyuncudur. Bu Abubakar değil. 2016-2017'deki Abubakar, savunma arkasında koşan ki futbol bilgisine çok saygı duyarım. Ömer Üründül ilk köşe yazısında bahsetmiştir. Asıl Şampiyon Ligi oyuncusu Abubakar'dır. Bu Mario Gomez romantikliği neden diye. Yani Mario Gomez bizim ligin oyuncusu. Gomez gibi oyuncuydu ama hani Avrupa seviyesi farklı. O Abubakar Porto'dan Premier Lig'e gitmesi gereken bir oyuncuydu. Sakatlık sorunu yaşaması, o savunma arkası koçları yıpratıcılığı ki Beşiktaş'ta skor katkısı vermişti. Ben 2018'de Porto'daydım. O ara sakattı Ergin. 2020 2 sene sakat. Dönemez dedim ama futbolunu değiştirerek döndü. O çok önemli Sinem. Yani futbol aklıyla oynayan bir Abubakar var artık. Evet. Arada yine dar alanda Fenerbahçe'ye Tisserand attığı çalın gibi o çalımlarını görebiliyoruz ama hani savunma arkası koşudan ziyade oynatan topuk pası. Çok yormuyor kendini ki Atiba ile içerisinde maksimum verimi sağlayabilsin. Atiba ile Larin'le yaptığı 2-1'ler sezonun oyuncusu diyebiliriz Abubakar. Tabii bir de şeydi mesela. Yanına Josef'i de yazar mıyız? Onu bekliyor ben muydun? Beşiktaş'ın ben Beşiktaş'ın karası Abubakar, Josef, Gezal, dördüncüyü tartışalım. İlk üç belli diyorum. Ya bir de bir şey gösterdi bize bu sene Beşiktaş. Öyle aman aman böyle 5 yılın kadrosunu kuruyoruz, sildik el baştan bu kadro ne olacak falan değil. Bir şey gösterdi bize Beşiktaş. Son gün, transferin son günü
Gezal'la Rose'yi hiç unutmuyorum. Bak, dördüncüsü de Rose diyorum. Asıl Mandzukic gelmemiş. Evet. O Kalinic, Mandzukic'ler konuşmuyor. Ha, devre arasın diyorsun sen. Yok yok, ha, sezon başı. Son gece 12'de bitiyor ya transfer, evet, böyle. 12'yi bir geçe yıkılıyor ortalık. Beşiktaş sezona golcüsüz giriyor. Bu arada Abubakar idman falan yapıyor yani Beşiktaş'ta. Beşiktaş sezona golcüsüz giriyor diye eleştiriler havada uçuşuyor falan. Takım kuramadı. Kardeşim işte son gün gelmiş Gezal, Rozier, Josef. Bu nasıl plansızlık? Bir sürü havada uçuşuyordu. Bak adam şimdi gol krallığına yarışıyor. Josef zaten sezona damga vurdu. Gezal'ı söylemeye gerek yok. Rozier zaten hani en önemli dişli. Bize bir şeyi gösterdi bu. Yani öyle çok ön yargılardan, kendimizi de katarak söylüyorum, ön yargılardan, değil işte mi? Bu sene de bu olmaz, İşte ya kardeşim böyle planlamam olurdan ya değil. İyi teknik adam, iyi oturtulmuş bir hava, ekonomik dengeyi düzgün kurmak. Bu arada Beşiktaş bu kadroyu kurarken 1 lira bonservis ödemedi. Bak bu da tarihe geçecek. Şampiyon olur ki, olursa mesela kiralık ücretleri ödedi. Bonservisli oyuncusu yok Beşiktaş'ın yani. İşte takas yaptı, kiralık adam aldı falan. Bu işi doğru yaptığın zaman, yönetim olarak doğru götürdüğün zaman ekonomik dengeyi, hoca olarak o sistemi iyi oturtturduğun zaman, o havayı yakalattığın zaman işte olabilirliğini bize gösterdi yani Beşiktaş bu sene. Bir de herhalde takımın performansını tamamen Sergen Hoca belirliyor gibi. Yani saha içine herhangi bir müdahale sadece Sergen Hoca'dan geliyor gibi hissediyorum ben, bilmiyorum ama. Bak. Güzel bir nokta. Oradan yürüyelim Mehmet izninle. Rol çalma dediğimiz şey vardır Türk futbolunda. Çok hoşuna gider başkan ve yöneticilerin. Manşetlerde, gazetelerde, radyolarda, tamam mı? Ama kaybedildiği zaman göremezsin, ararsın nerede diye. Kazanıldığı zaman hemen rol çalarlar. Her tarafta. Bak Ahmet Nurçebi'nin bu sene takım üzerine yaptığı en önemli şey bu. Maçlardan önce gider, Allah yardımcınız olsun oğlum der. O motivasyonu verir, gönderir. Sonra göremezsin yani. Öyle maç sonlarında işte derbiler kazanılmış, Beşiktaş açmış araya gidiyor falan. Direkt Sergen Yalçın'ın oradaki ameliyat masasında tek cerrah gibi. Evet. Ya öyle bir hissiyat var. Evet. Bunu hoca da, Sergen Hoca da bunun farkında. Kendi gücünün farkında. Futbolcular da Sergen Yalçın'ın Beşiktaş için ne anlam ifade ettiğinin farkında. Hem taraftar nezdinde hem camia ve yönetim nezdinde. Bu da önemli bir güç katıyor Sergen Yalçın'a. Otorite boşluğu hiç oluşmuyor Beşiktaş'ta takım üzerinde. Bu da önemli bir etken. Sergen Hoca'na büyük payeyi verirken biz burada Sayın Başkan ve yönetimini de unutmayalım. Onlar da bu süreci çok iyi götürdüler. Sergen Yalçın bir de sağ kenarındaki duruşunu da ekleyelim. Yani hakemleri bu olumsuz olarak da algılanabilir. Ben olum taraftan bakıyorum. Yani yerinde müdahale ediyor. Yani o etkisini gösteriyor. Maç sonrası açıklamaları, Erol Bulut'un 30 haftada veremediği manşeti her hafta veriyor Sergen Hoca, o açıklamalarıyla, o zekasıyla. Hani bu da önemli. İşin teknik taktik bilmenin dışında sağ dışını yönetebilmek, sağ kenarındaki duruş. Kadıköy'de 40. dakika taraftar olsa atılırdı diyoruz ama hani bambaşka yani. Sergen Yalçın oyunu kuralına göre oynuyor. Kokuydu demişti. Yani anlamıyorum bu maç sonu açıklamaları. Ne yaşanıyor burada diye hatırlamıyorum. Ya kokuydu i̇şte ya. İşte Hollanda'dan Advokat gelince anlamıyorsun. Hollanda başka yani bir şey. Yani neden böyle şeyler konuşuluyor diye. Oyun sağ dışını ama, yönetmek ama o, derken. O işler öyle olmuyor. Sağ dışını yönetmek şöyle varken yani biraz, özellikle Süper Lig'de biraz ama. Hani Mehmet, ukalalık gibi algılanmasın. Ben seyircisiz maç cezası deplasmanda taraftar yasağı son bulmuştu 2016-2017 sezonunda. Kadıköy'de deplasman tribününde izledim Galatasaray'ı, Fenerbahçe maçı izlenim olarak. Şansa da o gün kulüp yetkilileri bana Rieke Erik'in arkadaşlarına emanet ettiler. Yani İngilizce sohbet. Rieke Erik'le görüşecek misiniz diye sordum. Rieke Erik maç sonucuna bakar demiş. Yani mesela Hollanda'da bir nedeni ben bu kadar maça takılmam. Arkadaşım ülkemden gelmiş, görüşürüm der. Tabii, o da hani maç sonucuna bakar. O an anlamıştım ben Galatasaray'ın kaybedeceğini yani. Çok gergin, evet. O işte hani Advokat Koka, yani evet, açıklama. Süper Lig'de o medyayı yönetmek. Tabii çok önemli. Onlar da farklı. Ya, yüzün yarısı bu Türkiye'de yani. Sosyolojiyi yönetemezseniz teknik direktörlük yapma şansınız olmaz. Türkiye'de çok zor. Yani başarılı, dominant adam olup o havayı bileceksiniz. Onu yönetip zaman zaman bu eleştirilere de konu oluyor, haklı eleştirilere. Ama olacak bu haklı bence eleştiriler. Bence Emre Belezoğlu da böyle bir teknik adam bu arada mesela. Ya, futbolcu için de anlamında. Futbolcu için de geçerli bu. Evet, puan farkı 5 değil ısrarla söylemesi. Mesela çok özür dilerim Mehmet. Mustafa Denizli'nin bana şeyi hatırlatıyor. Ya, tamam kaybediyoruz ama 26. haftaya bakız. Ya 16. hafta oynanıyor. Hoca diyor ki 26. İşte bu bir şeydir yani. Evet yani Emre Belezoğlu 2-3 hafta ısrarla puan farkı 5 değil. Evet. 5 değil, oynanmamış maç. Bu oraya bir işaret. Yani o dominant teknik direktöre bir işaret ama tabii nihayet yani tabii tabela verecek. Ama tabii Emre Belezoğlu orada biraz kendi lehine yontuyordu. Çünkü Beşiktaş'ın ikili averajı var.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe puan falan olsa da Beşiktaş. Tabii artı bir maç fazlası artı yani. Ben biraz daha hani maç sonu açıklamaları tabii, anlamında %100, diyorum. Yani hani dominant karakteri hissediyoruz zaten hani oyunculukları. Wesley Sneijder Galatasaray'da hatırlıyorum. Yani sırf bunu teknik adam futbolcu bazında da medyayı yönetebilmek önemlidir. Burak Yılmaz bunu iyi başardı. Selçuk İnan başaramadı.